Herkese merhabalar. Bakın burada size yeni bir sürprizim var. Daha önceden de bahsetmiştim. Yeni sezonda bir muhabbet kuşu çifti alacağımı söylemiştim. O çiftimiz geldi artık birkaç gündür benimle. Ben de size bir tanıtım videosu çekeyim istedim. Bir görün siz de. Ben çok iyi anlamıyorum muhabbetlerden. Lütfen videoyu izleyenler, muhabbet besleyenler bana yardımcı olsunlar. Bu videonun altına da yorumlar yapsınlar. Bu muhabbet kuşu çifti yaklaşık 9-10 aylık civarında. Şu kuş dişi bir kuş. Anladığım kadarıyla da eşleşmeye hazırmış. Ceresinden bu belli oluyormuş. Bu kuş da erkek bir kuş arkadaşlar. Bakın. Bu da aslında eşleşmeye müsait bir kuşmuş. Tabii ben hemen eşe atmayı düşünmüyorum. Bir ay kadar bakıp iyi bir şekilde onlara iyi takviyeler yapıp daha sonradan eşe atmayı düşünüyorum. Onlara uygun bir yuvalık da yaptırdım. Ufak. Benimkiler olmaz çünkü. İlk geldiklerinde birazcık dışkılarında problem vardı ama artık bakın şimdi dışkılarını göstereyim size. Hepsi çok iyi kıvamda. Probiyotikleri çok iyi bir şekilde topladık ve sağlıkları da iyi. Herhangi bir stres yaşamadılar probiyotik verdiğimiz için. Erkek böyle kendi kendine mırıldanıyor, konuşuyor, gıcır gıcır yapıyor. Çok böyle vahşi kuşlar değiller açıkçası. Denemek istiyorum birazdan. Elimi uzatırım. Isırma gibi bir huyları yok. Bakalım şimdi ben neler yaptığımı söyleyeyim. Siz bana deyin ki doğru yaptın, kötü yaptın. Şuraya bir asfur koydum. Şuraya da bir karışık yem koydum. İşte gaga taşları var her zamanki gibi. Yine kocaman bir kafes. Yaklaşık 80 santim. Benim bildiğiniz büyük üretim kafeslerinde bir muhabbet kuşunun belki de Türkiye'de görebileceği en büyük kafese geldiler. O yüzden bazen kafesin içerisindeyken yorgun düşüyorlar uçmaktan. Böyle salma kafes gibi geldi onlara. Bugün yine probiyotiğimiz var. Artık bundan sonra yavaş yavaş kalsiyum ve E vitaminleri başlar. Keyifleri yerinde bir isim koyalım, bilelim istiyorum. Bundan sonraki videolarda öyle hitap edelim. Dediğim gibi bu erkek kuş. Bu dişi kuş. Hem erkeğe hem dişiye isim önerileri yaparsanız bunları değerlendireyim ama böyle limondur, pamuktur, boncuktur değil de birazcık daha böyle özgün, daha böyle anlam taşıyan isimler olursa çok 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 memnun olurum. Yazın isimleri, ben de aşağıdan beğeneyim o isimleri. Şurada şeyin üstünde kafes sevdirinin üzerinde çok fazla vakit geçiriyorlar, çok fazla seviyorlar. Şimdi ben neden muhabbet kuşu aldım? Neden muhabbet kuşu çifti aldım? Onlardan da biraz bahsedeyim size. Ben bildiğiniz gibi daha öncesinde muhabbet kuşu beslemişliğim vardı ama bir tecrübe sahibi olmak çok farklı. Evet, muhabbet kuşları sultan papağanları ile alakalı hem anatomik olarak hem beslenme olarak hem eğitim olarak çok 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 benzer. %98 benzer ama bu %2'lik farkı da ortadan kaldırmak adına ben bu kuşları sahiplendim ve bu sayede bu kuşları da öğrenmek istiyorum. Öğrenip sizlere aktarmak istiyorum. Bu noktada bana yardımcı olursanız, tavsiyeler yaparsanız çok 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 memnun olurum. Üretim aşamasını bir görelim. Yavrular nasıl çıkıyor? Yumurtaların boyu nasıl oluyor? İşte kaç günde çıkıyorlar? Nasıl besleniyorlar? Erkekler biliyorsunuz dişileri besliyor muhabbet kuşlarında. Bu da farklı bir deneyim olacak bana. Kuşlar sağlıklı duruyor mu sizce? Eşe atmaya müsait mi? Bunları da bana yazarsanız sevinirim. Onun dışında şunları söylemek istiyorum. Bu hobiyi öğrenmek gerçekten çok kolay değil. Tecrübe etmek her şeyi çok zor. O yüzden tecrübelere kulak vermeniz gerekiyor. Bir şeyler yaşamış, sonunda başarılı ya da başarısız olmuş bir insanın tecrübelerinden yola çıkmak oldukça iyi bir şey. Bunu değerlendirin derim. Ben de işte sırf bu tecrübe ortamını oluşturmak, YouTube'da iyi içerikler bırakmak adına muhabbet kuşlarını sahiplendim ve bunların üretimini yapacağım. Bu sezon bakalım yavrular aldıkça sizler de görürsünüz. Şimdi durum bu gördüğünüz gibi. Şimdi bir elimi uzatayım bakayım nasıl tepki verecekler. Ya kafes çok büyük olduğu için muhtemelen kaçmak isteyeceklerdir. Belki iyi bir tepki de verebilirler. Dişi olan birazcık daha hareketlendi. Şöyle yavaş yavaş yaklaştırayım. Dişi olan birazcık daha ürkek belli ki. Şöyle erkeğe biraz yanaşalım. O da korktu galiba. Bir deneyeceğim sadece yani. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel paşam. Aferin sana. Bak geldi. Geldi geldi. Parmağı geliyormuş demek ki. Gel. Bunun cinsi ne arkadaşlar? Bana bir de bunun mutasyonunu yazar mısınız? Kırma mı? Çek mi? Yavru mu? Şey mi? Yavru mu diyorum. Dur bakayım. Gel 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 gel. Geliyor ama geri kaçıyor. Gel. Ben bunu aslında birazcık eğitim versem var ya. Şey gibi olur. Fişek gibi olur da eşe atacağız. Bakalım eş tutma operasyonu başarısız olursa şey yaparız.
Ben bunu alıştırırım kendime. Videolar çekerim onlar. Ya bakalım yakışıklı. Allah. Kafeste büyük elim yetmiyor. Gel zıplama zıplama. Zıplama gel gel gel. Şöyle gel bir avucumu alayım bari. Gel. Dişi olan çok korkak. Tamam tamam tamam. Korkma korkma. Atla bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Aferin. Tamam gitti sen. Neyse daha fazla ürkütmeyeyim ben onları. Zaten üretim kuşları olacağı için çok fazla evcilleştirmeyi düşünmüyorum. Belki deneme yaparız tabii, o da ayrı. Buradan da bir açı verin bize bakayım. Bir bakın mutasyonları ne? Kırma diyorlar herhalde, böyle bir şeymiş bu kuşlar. İyi kuşlar mı, değerli kuşlar mı yoksa sıradan kuşlar mı? Bana bir yazın çünkü ben bilmiyorum. Yakın bir arkadaşımdan aldım. Para vermeden aldım. Yazarsanız sevinirim. Durumlar bu. Muhabbet kuşu videosu isteyenlere de duyurulur artık bundan sonra kanalda muhabbet kuşları da. Göreceksiniz. Zaten bizim kanalımızın adı Neşeli Kanatlar ve bu sene ben farklı bir konsepte gidiyorum. Gördüğünüz gibi işte Sultan papağanları değil sadece, ondan sonra Forbes papağanları, Pakistan papağanı, ileride Connor papağanı almayı düşünüyorum, kayık papağanı almayı düşünüyorum. Onları da bir denemek istiyorum en azından. Durum bu. Paşa. Tatlı çocuk. Tatlı çocuk. Hadi bir daha bir el almayı deneyelim. Sonra videoyu kapatalım. Dişi çok korkak. Gel bakalım paşa. Ya böyle mıncırasım geldi senin var ya. Şu mıncır mıncır mıncırasım geldi. Yakaladım. Annem yakaladım ben bunu yakaladım. Bak hiç ısırmıyor. Bir kapıyormuş elimi. Aa, kuşun karakterini de bilmiyoruz ama ele almasamaydık. Bak 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 hiç ısırmıyor ya maşallah. Dur lan. Bir maşallah deyin arkadaşlar kuşlara. Kucuk. Tek elle zor oluyor. Dur şöyle bir avucuma yatıracağım seni. Heh. Dur. Birazcık avuçta sevmece yapalım hadi. Sever misin avuçta? Kucakta yapmayı sever misin? Hiç sevmedi. Tamam hadi. Hadi git. Tamam. Durum buydu. Ben de yeni yeni öğreniyorum gördüğünüz gibi kuşları. Beraber öğrenelim. Videolarda izleyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni bir videoda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şişt, yakışıklı. Kızmadın değil mi bana elini aldım diye? Şişt, sakın kızma. Tamam mı? Babanım ben senin.